Akıl Akıldan Üstündür kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları dersi 4. ünite uzlaşı geniş özetini sizlere aktarmaya çalışacağım. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfamızda yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere bildirim olarak gelecektir. İsterseniz 4. sınıf insan hakları dersi 4. ünitesi uzlaşı geniş özetine başlayalım. Birbiriyle etkileşim içinde yaşayan insanların duygu ve düşünceleri farklı olabileceği için istek ve tercihler de ne olacaktır arkadaşlar? Farklı olacaktır. Bu farklılıklar bazen anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu durum yaşamın doğal bir parçasıdır. Anlaşmazlıklar aslında her zaman kötü değildir. Sağlıklı bir biçimde ele alınırsa gelişmemize, farklı düşünme biçimi kazanmamıza yardımcı olur. Günlük yaşamdaki anlaşmazlıkların çoğu insanların birbirini yeterince dinleyip anlamamasından kaynaklanmaktadır. Evet, bu konu çok önemli arkadaşlar. Çünkü günlük yaşamımızda bizim yaşadığımız sorunlarımızın anlaşmazlıkların temel sebebi neymiş? İnsanların birbirini yeterince dinleyip anlamamasından kaynaklanmaktadır. Mesela birçoğumuzun evinde ne vardır? Kumanda kavgaları vardır mesela. Bizim çocukluğumuzda da aynı şekilde kardeşlerimle beraber sürekli kumanda kavgası yapardık. Yani insanlar duyguları, düşünceleri farklı olduğu için istek ve tercihleri de farklıdır. Bu yüzden de her evde, her ortamda mutlaka bu anlaşmazlıklar olacaktır. Çünkü biz hayat bilgisi dersimizde olsun, sosyal bilgiler dersimizde işte insanların kişisel özellikleri farklıdır. Sevdikleri şeyler farklıdır diye ne yapıyoruz? Sürekli bahsediyoruz. İşte insanlar arasındaki anlaşmazlıkların en önemli sebebi de neymiş? Bu farklılıklar. Aynı zamanda insanların işte birbirlerini yeterince dinlemeyip anlamamasından kaynaklanıyor. Sağlıklı bir iletişim için kendimizi doğru ifade etmeli karşımızdakini dikkatli dinlemeli karşılıklı duygu ve düşüncelerimize ne yapmalıyız saygılı olmalıyız mesela beden eğitimi dersine çıktınız işte öğretmeniniz ne dedi işte beraber karar verin bir oyun oynayın dedi Şimdi buradaki insanların hepsinin düşünceleri, duyguları farklı olduğu için istekleri de ne olacaktır? Oyun istekleri de farklı olacaktır. Bu yüzden de anlaşmazlık meydana gelecektir. Bu anlaşmazlıkları biz görmezden gelirsek yani illa benim dediğim olsun işte benim istediğim oyun oynasın diye düşünürsek hiçbir zaman ne olmaz bir orta nokta bulunmaz ve o ders Kavgayla, gürültüyle, anlaşmazlıklarla geçer ama biz işte karşımızdaki kişinin duygularını, düşüncelerini dikkate alsak işte önce çoğunlukta olan kişilerin istediği olsun işte daha sonra da diğer arkadaşlarımızın istediği olsun diye düşünürsek ne olur bu anlaşmazlıkları kolay bir şekilde ne yapabiliriz? çözebiliriz. Evet demek ki sağlıklı bir iletişim için kendimizi doğru ifade etmeliyiz karşımızdakini dikkatli dinlemeliyiz karşılıklı duygu ve düşüncelerimizi de ne yapmalıyız saygı göstermeliyiz. Evet Uzlaşı, uzlaşmak durumu uyuşma demektir. Kelime anlamı olarak. Bu kitapta yer almıyordu ama bazı arkadaşlarımızın aklında soru işareti olabilir. O yüzden ben ne yaptım burada? Uzlaşı kelimesinin anlamını sizlere verdim. Uzlaşı, kelime anlamı olarak uzlaşmak durumu uyuşma demektir. Yani karşıdaki kişilerle, bireylerle ne yapmaktır? Orta noktada anlaşmaktır. Yani hem karşıdaki kişilerin duygu ve düşüncelerini dikkate alacağız. Hem kendi duygu ve düşüncelerini dikkate alacağız ve ortak bir noktada ne yapmaya çalışacağız, uyuşmaya, anlaşmaya çalışacağız. Uzlaşı bu demektir arkadaşlar. İnsanlar başkalarını ilgilendiren konularda ne yapmak zorundadır, uzlaşmak zorundadır. Uzlaşı birlikte yaşamayı ne yapar arkadaşlar? Kolaylaştırır. Mesela şehir merkezinde yaşayan insanların çoğu ne yapıyor? Apartmanlarda yaşıyor. Apartmanlarda da düzenli bir hayat içinde vardır? Kurallar vardır arkadaşlar. O yüzden bu kurallar da işte belirli dönemlerde, işte yıllık birkaç tane, işte senenin belirli dönemlerinde ne olur? Toplantılar yapılır ve bu toplantılarda insanlar duygularını, düşüncelerini açıklarlar. işte e, konuşarak ortak bir nokta bulunur ve bu ortak noktaya göre de ne olur? Apartmanlarda kurallar belirlenir. Yani herkes kafasına göre ne yapamaz apartmanlarda istediği şeyi yapamaz. İşte müziğin son sesi açıp müzik dinleyemez veya çöplerini istediği gibi çevreye atamaz, eşyalarını istediği şekilde apartmanın kenarlarına koyamaz veya diğer insanları rahatsız edici davranışlarda ne yapamaz arkadaşlar bulunamaz. Çünkü insanlar ne diyor burada? Başkalarını ilgilendiren konularda ne yapmak zorundadır? Uzlaşı yapmak zorundadır. Sadece diyor bizi ilgilendiren konularda uzlaşı aramaya gerek yoktur. Mesela ben hangi kitabı okuyacağıma, hangi televizyon programı izleyeceğim eğer teksem evde. Mesela annemler babamlar gezmeye gitmişler evde ben tekim. Tek olduğum zaman sadece ben olduğum zaman insanlarla uzlaşı aramaya gerek yoktur. Çünkü sadece biz varız. İşte hangi elbiseyi giyeceğimize, hangi programı izleyip dinleyeceğimize veya hangi ayakkabıyı sabah giderken giyeceğimize bunları ne yapabiliriz biz? Kendimiz karar verebiliriz. Günlüğümüze biz istediğimiz şekilde, istediğimiz tarzda ne yapabiliriz? Yazılar yazabiliriz. Sadece bizi ilgilendiren konularda demek uzlaşı aramaya gerek yoktur. Başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadığımız sürece kendimiz ile ilgili kararlar alabilir, tercihlerde bulunabiliriz. Örneğin hangi kitabı okuyacağımıza kendimiz karar veririz. Bu konuda uzlaşı aramaya gerek yoktur. Uzlaşı kişisel yaşamla ilgili değil toplumsal yaşamla ilgilidir. Burası önemli arkadaşlar. Demek ki uzlaşı neymiş? Kendi yaşamımızla ilgili değil, sosyal yaşamla yani diğer insanlarla biz etkileşime girdiğimiz zaman ne oluyormuş? Uzlaşı yapmak zorundayız arkadaşlar. Ama tek başımıza olduğumuz zaman ne yapmaya gerek yok? Uzlaşı yapmaya gerek yok. Toplumsal yaşamı düzenlemek için yasalar, yönetmelikler ve kurallar vardır. Bunlara uymamız gerekir. Üzerinde tartışıp uzlaşmaya gerek yoktur. Örneğin Trafikte taşıt sürücüleri ve yayalar belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Bu konuda uzlaşı aramaya gerek yoktur. Demek az önce ne dedik arkadaşlar biz? Toplumsal yaşamla ilgili olan konularda uzlaşı arıyorduk ama sadece kendimizi ilgilendiren konularda ve toplum tarafından veya devlet tarafından, okul tarafından belirlenen kurallarda uzlaşı aramaya gerek yoktur arkadaşlar. Mesela biz okuldayız. Okulda işte hangi saatte gireceğimiz hangi saatte derste çıkacağımız nedir? Belirlidir. Bunlarda uzlaşı aramaya gerek yoktur. Evet sorun yaşadığımız kişilerle bir araya gelerek karşılıklı konuşabiliriz. Onların duygu, düşünce ve isteklerini anlamaya çalışarak ortak çözüm önerileri geliştirebiliriz. Bu çözüm önerilerinden birine karar verip uygulamaya koyabiliriz. Bu şekilde karşılıklı anlaşarak uzlaşıya varmış oluruz arkadaşlar. İşte uzlaşı sürecinde saygılı, açık fikirli, sabırlı ve iletişime açık olunmalıdır. Bu süreçte empati nedir? Çok önemlidir arkadaşlar. Mesela ben öğrencilerime şu örneği verdim. Mesela eskiden kalma köprüler var. Tek gidişlik arkadaşlar. Çünkü eskiden araçlar olmadığı için ne oluyor? Atlar varmış. O yüzden köprüleri biraz dar yapmışlar. Mesela bir tane köprümüz var. Köprümüzün üzerinden sadece bir tane araç geçebiliyor mesela. Ne oldu? Karşılıklı iki taraftan iki tane araç geldi ve ortada ne oldular? Buluştular. Yani ne diğeri karşıya gidebiliyor ne de diğeri aynı şekilde diğer tarafa gidebiliyor. Burada ne yapmak gerekiyor? İki kişinin de arkadaşlar burada haksız bir durum yok. İki kişi de ne oldu? Ortak noktada buluştular. Bunlarda ne yapmaları gerekiyor? İşte biri sürekli diğerine korna çalsa işte sen geriye çık sen geriye çık dese yani saatlerce burada birbirlerine işte kötü söz söyleseler işte sürekli korna çalsalar bu sorunu ne yapamazlar? Çözemezler arkadaşlar arkadaşlar. Demek ki böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Uzlaşı yapmamız gerekiyor. Uzlaşı yaparken de ne yapmak gerekiyor? Empati kurmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? İşte karşıda kişiyle konuşabiliriz. İşte o kişilerden, o sürücülerden hangisi biraz daha profesyonelse, iyi araç kullanıyorsa ne olabilir? O geri geriye gidip köprüyü açabilir. Diğer kişi de rahatça ne yapabilir? Karşıya geçebilir arkadaşlar. İşte bu uzlaşı sürecinde ne yapmak gerekiyor? Önce saygılı olacağız, açık fikirli olacağız, sabırlı olacağız arkadaşlar ve iletişime açık olacağız. Yani illa benim dediğim olacak diye bir durum yok. Bazen de ne olacak? İşte karşıdaki kişinin de duygularına, düşüncelerine ne yapmamız lazım? Önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu süreçte empati çok önemlidir. Uzlaşı sürecinin şimdi de adımları var arkadaşlar. İsterseniz bu adımlara bir göz atalım. Uzlaşı sürecinde ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Problemi anlamamız gerekiyor. Kızgını ve öfkeliyken ne yapmayacağız arkadaşlar? Hiçbir zaman karşıdaki kişiyle konuşmayacağız. Çünkü kızgın olduğumuz zaman bizim işte aklımız, düşünme yeteneğimiz ortadan kalkıyor. O yüzden kızgınken, öfkeliyken ne yapacağız? Karşıdaki kişilerle konuşmayacağız. Daha sonra öfkemiz geçtiğinde karşılıklı düşünce ve duygularımızı ne yapacağız? Açıklayacağız. Karşımızdakinin duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışacağız. Daha sonra birlikte çözüm önerileri geliştireceğiz. En son olarak da ne yapacağız arkadaşlar? İki taraf için en uygun çözümü uygulamaya koymak şeklinde ne yapabilir? Özetlenebilir. Az önce verdiğim örnekte arkadaşlar ne yaptı? İki kişi bir araya geldi. İşte konuştular. İşte belki bir tanesi iyi araba kullanamayabilir. Karşıdaki kişiye der ki işte ben çok iyi araba kullanamıyorum. İşte siz arka arkaya gidebilir misiniz? Diğer kişide ne olabilir? Empati kurarak işte ben onun yerinde olsam işte karşı kişiden aynı şeyleri isterim diye düşünüp ne olabilir? Tamam olur deyip geri geriye gidip diğer kişi rahat bir şekilde geçebilir. Daha sonra o geçtikten sonra da diğer profesyonel kişiden ne olabilir arkadaşlar? Arabasını sürerek karşıya geçebilir. Bu yüzden bu uzlaşı sürecinde empati çok önemli arkadaşlar. İlla benim dediğim olacak diye bir şey yok. Karşıdaki insanların duygularına, düşüncelerini de ne yapmamız gerekiyor? Önem vermemiz gerekiyor. İnsanlar kendilerinin olduğu gibi diğer insanların da hakları ve özgürlükleri olduğunu ne yapacak arkadaşlar unutmayacak. Anlaşmazlıklar yaşansa bile herkesin fikrini söylemesine imkan verilmelidir. İnsanlar uzlaşı sağlayabilmek için çaba göstermelidir. Çünkü uzlaşı sağlanmadığında ne olur arkadaşlar? anlaşmazlıklar devam eder. Uzlaşı birlikte yaşama kültürüne önemli katkılar sağlar. Uzlaşma sağlandığında insanlar birbirine karşı güven duyar ve saygı gösterirler. Uzlaşma sağlanmadığında taraflar arasında sağlıklı bir iletişim kurulamaz. Bu durumda güven ve saygı ortamını ne yapar arkadaşlar? Zedeler. Mesela apartmanda yaşıyorsunuz. Üst katta yaşayan bir komşunuz var. Sürekli ne yapıyor? Akşamları gürültü yapıyor. Mesela senin de küçük çocuğun var. Tam uykuya geçirmişsin. Yukarıdaki komşunuz gürültü yaptığında ne olacaktır? Çocuğunuz uyanacak ve siz huzursuz olacaksınızdır arkadaşlar. İşte onunla gidip ne yapabilirsiniz? Konuşup uzlaşı sağlayabilirsiniz. İşte uzlaşı sağlanmadığında ne oluyormuş arkadaşlar? Güven ve saygı ortamı zedeleniyormuş. Ama karşılıklı konuştuğumuz zaman uzlaşı sağladığımızda ise insanlar birbirine güven duyuyormuş ve birbirlerine saygı gösteriyorlarmış. Sorunlarımızı uzlaşarak çözemediğimizde yeni sorunlar ortaya çıkar. Çünkü böyle durumlarda ya sorun ötelenmiş ya da bir tarafın razı olmayacağı bir durum ortaya çıkmıştır. Bu nedenle uzlaşı sağlamak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Çaba sarf etmeliyiz. Bu okulumuzda olur, işte yaşadığımız çevrede olur, arkadaşlarımızda, ailemizde olabilir, komşularımızda olabilir. Sorunlar yaşayabiliriz arkadaşlar çünkü biz insanız, her insan hata yapabilir. Ama hata yaptığımızda veya insanlarla sorun yaşadığımızda mutlaka ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Uzlaşı sağlamamız gerekiyor. Yani bizim işte ısrar edip işte o insanlarla işte ben barışmayacağım, uzlaşı yapmayacağım, anlaşmak istemiyorum düşüncesi olmamalıdır. Çünkü uzlaşı sağlanmadığı zaman başka sorunlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. O yüzden uzlaşı sağlamak için ne yapmalıyız biz? Çaba sarf etmeliyiz. Evet. Dördüncü ünitemiz uzlaşı ünitemiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Konumuzu ne yapmaya çalıştım size ana hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.